Herkese merhabalar. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz, biliyorsunuz 2 ay öncesinde Polonya'ya yerleşmiştim. Ve burada berber şu anda büyük bir sıkıntı. Ben de normalde de saçlarımı kendim kesmeye alışık olduğum için İzmir'deyken de. Orada kullandığım böyle ne markaydı? Remington marka bir saç kesme makinem vardı oradayken. Onu kullanıyordum ve oldukça memnundum. Ama o şarjlıydı ve şarjı çok kısa sürede bitiyordu. Artık son zamanlarda. Buraya gelmişken onu da yanıma getirmemiştim. Artık ömrünü dolduruyor diye. Buradayken yeni bir cihaz satın aldım. Bu Babyliss markasının bir ürünü. Yalnız bu direkt 220 volta prize takılıyor, yani şarjlı değil. O bakımdan eskiden kullandığım makineye daha benzer. O bakımdan bu cihazlar kesinlikle daha kuvvetli oluyor diğer şarjlılara göre. O yüzden bunu tercih ettim. Yani şimdi vakit kaybetmeden bakalım içinden neler çıkacak. Bildiğim kadarıyla 8 tane başlık olması gerekiyor kesmek için, saçımızın ayarlamak için. Uzunluğunu 25 milime kadar. Şimdi yavaş bir açalım bakalım kutuyu. Hop. Az önce geldi bana bu kargoyla. Şöyle açalım. Evet, cihaz burada. Ne büyüklüğüne bakmak istiyorum. Benim eskiden kullandığım arasında ne kadar fark var acaba? Eskiden kullandığımdan daha ince. Onu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim. Ürün şu şekilde çıktı. Direkt prize takılıyor söylediğim gibi. Ucunda da bir koruması var. Bıçakları direkt ortada kalmasın diye. Şöyle 220 volt bir priz girişi var. Hafifliği çok şey değil, çok ultra ağır da değil, çok hafif de değil. Şurada bir ayrı bir poşet daha var. Şöyle gösterelim içinde. Şu şekilde iki bölümde çıkıyor. Sağ tarafta cihaz vardı. Evet, kullanım kılavuzu vesairesi çıkacaktır. Belki nasıl bakım yapacağımızı anlatan bir şey vardı içerisinde. 3 yıl garantisi varmış bu arada. MediaMarkt'tan satın aldım ben bunu. 75 zlotiye satın aldım buradan. Türkiye'deki fiyatlar herhalde bu kadar. Bunun çarpı ikisi kadardır diye tahmin ediyorum. Evet. İçinden başlıklar çıktı. Bakın 8 tane farklı milimlerde kesim uçları bunlar. Bunları takarak saçınızı istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Hadi sakalınızı da kesebilirsiniz. Bu saçınız eğer sakallarınız çok şey değilse, sert değilse ben sakallarımı da kesebiliyordum benim evdeki makinede. Bunu da keseceğimi tahmin ediyorum. Evet, bu temizleme yağı ve fırçası. Kesimlerden sonra, çünkü saçımızdan biriken yağlar cihazı korozyona uğratmasın diye uçlarını, başlıklarını. Özellikle orijinal şu demir olan başlığı. Bununla temizlememiz gerekiyor. Başka bakalım ne varmış. Oo, bir tane de çanta çıktı. Wow, iyiymiş. Evet, bir tek kendi çantası çıktı bakın şu şekilde. Bunların hepsini içine alacaktır. En sevdiğim şey portatif şeylerdir zaten, bilirsiniz. Bir bisikletçi olarak. Evet, güzel bir çantası var bakın, şöyle açılıyor. Bunların hepsini içine koyacağızdır. Şu cihazın bir malzeme kalitesini görmek istiyorum. Uçlarına bakalım hemen açıp. Evet, şöyle demir uçları var bakın. Şunu da açalım. Modeli bu arada tam söylemek gerekirse neydi modeli tam? E756E modelinde bir şey bu. Bunun çünkü birkaç tane daha modeli var. Bu en ucuzu olan arkadaşlar. Çünkü benim daha önceki tecrübelerimden bunların pahalısını almanın çok bir anlamı olmuyor. Çünkü ben yaklaşık yani herhalde bir 17-18 senedir saçlarımı kendim keserim. Farklı makineler kullandım ama en çok memnun kaldığımda nedense prize takılan makine olmuştu. O da yani bir 8-9 sene kullandıktan sonra kendinden bozulmuştu artık. Şu şeyleri çıkartalım bir de uçlarını. Çünkü diğer şarjlı aletlerde pillerinde özellikle biraz güç kaybı olmaya başladıktan sonra mesela benim saçlarım şu an uzun. Saçlarımı keserken yarıda kalacaktır büyük ihtimalle. Belki yine ilk aldığımda olmayacaktır ama birkaç kullanımdan sonra bu ciddi şekilde düşüş yaşanıyor şarjlarında. Ha, belki daha kaliteli cihazlarda öyle bir şey yoktur ama gerçekten o kadar. Çünkü Philips'in ya da Braun'un da var saç kesme makineleri. Onlar yani bir 100 zloty daha fazlaydı bunlara göre özellikle. Ben direkt o yüzden elektrikliği görünce elektrikliği almak istedim. Yani güç kaynağımı zaten elektrikten sokakta kesecek halim yok bunu ya da mobil olarak kesecek halim yok. Bakın şu şekilde başlıkları var. Kaç milimmiş bu? Bu 25 milimlik başlığı. En büyüğü de bu herhalde 25 milim olarak. En küçüğü de 3 milim var bir tane şurada gördüğüm. 3 var, 6 var. Bu kaçmış? 13, 19, 9,5, 22,
16. Evet, en düşük 3 milim. Tabii bir de bunun kendi ucuyla da kesebilirsiniz. Bunun ucu tabii sıfır kesiyor yani. Da. Sıfır diyemeyiz belki ama hani 1 milimden az kesiyordur bunun kendi ucu. Tamam, birebir hani mesela bir sakal keseceksiniz. Sinek kaydı sizi yapmaz bu ama oldukça az kesecektir. Yani çok az kalacaktır yüzünüzde şey. Sakal. Evet, burada gördüğüm kadarıyla şeyleri var. Tarifleri var. Nasıl kullanılması gerektiğine dair. Tabi bu çoğunluğu lehçe yazıyor. Ama illaki İngilizcesi de vardır bunun içerisinde. Çünkü bunlar artık uluslararası firmalar. Bir sürü dilinde bunları satıyorlar. Evet, şöyle bir kez daha göstermek gerekirse makineyi. Açma kapama düğmesi şöyle çekilerek açılıyor. Yukarıya doğru çekerek açıyoruz. Sesini falan denemedim ama ben onu saçlarımı ve sakalları kestikten sonra zaten yine bir ufak bir video daha şey yaparım, çekerim. Nasıl olduğuna dair. Evet. Beyblade E756E. Bir kez daha kutusunu göstereyim size. Şu kutuyu arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım. Ben şu anki ilk izlenimim oldukça olumluydu açıkçası. Hoşçakalın bakalım.